Merhaba arkadaşlar, videoya ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Farming Simulator'ın 12. bölümüyle karşınızdayım. Bir önceki bölümü hasat mevsimindeyken sonlandırmıştık. Daha sonra ben buraları hasat ettim ve tekrar ektim. Buraya buğday ektim, buraya çim ektim arkadaşlar. Çim ekmemin sebebi, tahmin edebileceğiniz gibi, mandıralarımın çim ihtiyaçlarını artık karşılayamıyor duruma geldim. Ve küçük tarlamıza çim ekmeye karar verdim. Burası da şu an, şöyle göstereyim, hasata hazır. Bakın. İsterseniz burayı hasat ederek videoya başlayalım. Şöyle bir tane çim biçme makinesi kiralayalım. Şunu kiralasak işimizi görür diye düşünüyorum. 7 metreymiş. 10 metre. Bu da 12,5 metre. Yani bu 150 bin, bu çok pahalı. Ve şeyi de pahalıdır. Buna gerek yok. Orta tarafı için bir tane daha kiralamamız gerekecek sanırım bakarsak. Evet, bakın bunun orta tarafı boş. Ve bunun için bir tane daha kiralamamız gerekecek. Yani şunun gibi. Ön tarafına takacağız traktörün. Şunu kiralarsak traktörün arkaya takarız. Zaten bu her tarafı biçiyor değil mi? Aynen öyle. Bence bunu kiralayalım arkadaşlar ve işe başlayalım. Zaman kaybetmeye de gerek yok. Bu arada siz de çiftliğe bir göz atın istedim. Bakın. Böyle yumurtalarımız oluştu. Bir ay kadar bir süre ilerlettim. Hatta 1,5 ay kadar. Gördüğünüz gibi yaparlarımız full doldu. İkişer palet kumaşımız oluştu. Daha sonra da iki palette bizim kıyafetimiz oluştu. Yani kıyafetleri hemen satmayacağız bu arada. Bayağı bir stok yapacağız. Daha sonrasında toplu birlik satacağız. Şimdi buraları biçtikten sonra balya makinesi kiralamamız gerekecek. Yani bu balya makinesi de birazcık pahalı. Yani 160 bin eurolara falan çıkıyor fiyatlar. Bunların kira fiyatları ise 7 bin euro. Ya tabii ki biz kiralayacağız çünkü sezonda bir defa lazım olduğu için bize. Yani sürekli satın almamızı gerektirecek bir durum değil. Şimdi buraya bir işçi kiraladım arkadaşlar. Bu burayı bitsin. Biz de arkasından ot kurutma makinesiyle otunu kurutalım. Şu bizim için yeterli olacaktır. Aynen öyle, şu fen traktörümüzle biz de ot kurutma işlemini yapalım. Arkadaşlar, çim biçme ve kurutma işlemimiz tamamlandı. Görmüş olduğunuz gibi, ama kurutma işlemi ne kadar sürede gerçekleşiyor veya hemen oluyor mu bilmiyorum. Ona bakacağız hep birlikte. Aletleri teslim ettim. İsterseniz biz şimdi namlu yapıcılar diye bir şey var. Bunda da o çimleri bir araya topluyormuşuz. Bunlardan bir tanesini kiralayarak işe başlayalım. Aslında şöyle bir şey bizim işimizi görür. Kiralayalım. 8900 euro. Şöyle yapalım, buraya bir kiralık işçi bırakalım. Biz de bunun arkasından balya yapmaya başlayalım. Fakat şu küçük balya makinesi nedense daha mantıklı gelmeye başladı şimdi şu çizgileri görünce. Sanki büyük balya makinesini bu çizgiler dolduramayacakmış gibime geliyor çünkü çok küçükler. Yani en fazla 1-2 tane anca çıkar diye düşünüyorum şu 140'a 240'a 180'lik olandan. Ama şu bizim işimizi görecektir diye düşünüyorum. Bir kiralayalım bakalım ne kadar bir ücret istiyor. 1200 alalım. Evet, balya yapmaya başlayalım biz de yavaştan. Bu traktörü de bu vesileyle aslında oraya gitmişken bir tamir ettirsek daha iyi olacak. Bakalım tamir ücreti ne kadar tutacak. Abi 5000 euro ya. 5000 euro mecbur yapacağız yani. Bundan kaçar yok arkadaşlar. Yakıtı da bitmek üzere. Buna bir de yakıt almamız lazım. Arkadaşlar, balyalama işlemi bitti.
8 deste balya çıktı. Bunların her birinin içerisinde 14 tane balya olduğunu düşünecek olursak toplam 112 tane falan balya olması lazım. Her neyse, asıl aklımdaki soru şimdi ben bunları neyle çekeceğim? İnşallah o küçüğü almadı ama büyüğü alır inşallah şu yükleyici. Bu olmazsa diğerini deneyeceğim abi, bir tanesiyle almamız lazım bunu. Keşke büyük balya makinesi kiralasaydım. Hiç olmazsa bu kadar uğraşmazdım diye düşünüyorum. Palette. Peki bunu değiştirsek, tank yapsak? Yok abi. Bu kesinlikle almıyor zaten de. Diğerinde şey vardı. Big Bag Palette diye bir şey vardı. Onu bir deneyebiliriz. At bakalım. At abi, at. Lütfen at ya. Lütfen at ya. Atmıyor arkadaşlar. Hatta yanında bile görmüyor. Bak. Yanında bile görmüyor. Ama sanki bir mi yazdı az önce? Ben mi yanlış gördüm? Yok ya. Yok yok, görmüyor. Görmüyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde bunları tanımıyor. O yüzden yine saçma sapan bir yöntemle bunları çekmeye çalışacağım ben. Her neyse arkadaşlar, şimdi ben onlarla uğraşamayacağım. Daha sonra videodan sonra ben onları ön yükleyici vasıtasıyla onları çekerim. Şimdi zamanı ileri almak istiyorum. Oo, yapa bölümü dolmuş gördüğünüz gibi. Hemen şu fentle gidelim abi, toplayalım onları. Yumurtada durum ne peki? Yumurtalar da dolmak üzere. Anladım Rıza abla. Anladım. Peki kumaş? 3'erden 6 tane üretmiştir. Bu yumurtaları da toplamak lazım şimdi. Neyse, toplarız herhalde ya. Şöyle öncelikle şu yapaları bir alayım. Hatta zamanı biraz hızlandıralım. O son paletleri doldursun yumurtalar. Şöyle 360'a kadar getirelim. Zaten zamanı hızlandırabildiğimiz kadar hızlandıracağız. Çimler büyüse de kalsa da sıkıntı yok ya. Zaten bize her türlü yetecektir şu ana kadar yaptığımız çim. Aa, içeriye de depolamış. Bakın. Bu içeriye de depoluyor. Enteresan ya. Vallahi hiç beklemiyordum. Neyse şuradan çıkayım. Belki daha da vardır yani içeride. Var mı? Yok be, içeride depolamıyor. Bunlar üretiyor. Abi yine 11 ton bir yapağı olmuş yani. Bilmiyorum bunları nasıl yapacağız? Nereye sığdıracağız? Bunları getiriyorum. Buraya boşaltıyorum ama. Arkadaşlar zamanı Şubat ayına kadar ilerlettik. Muazzam bir yapay geliri var arkadaşlar ama bunun önüne geçmek istiyorum artık, o kadar söyleyeyim size. Çünkü fabrikaların önünde olduğu yanlarına koymaya başladım. O kadar bir yapay geliyor şu an. Daha sonrasında şöyle göstereyim. Her ay ilerlettiğimizde artık 2 tane kumaş geliyor. Her fabrikadan 2 tane 4 tane geliyor toplam. 2 ayda bir de, yani ayda bir tane de gördüğünüz gibi kıyafet üretiyor. Bir palet bir kıyafet üretiyor. Şöyle göstereyim size. Şurada birazcık yumurtamız var. 4 palette kıyafetimiz var. Toplam 6 palet kıyafet, biraz da yumurtamız var. Görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar ben bu bölümü burada sonlandıracağım. Video süresi çok uzun oldu. Bir sonraki bölümde artık bunları toplayacağız. Daha sonrasında kendimize, size de şöyle göstereyim abi. Üretim kısmından jeneratörler, şöyle bir alet kurmaya çalışacağım. Yani bu çok pahalı olur bizim için de, hani şundan kurabiliriz. Daha sonrasında şundan kurabiliriz. Yan gelir için yani. Mesela aylık 8.000 dolar, 9.000 dolar getirisi var. Mesela şunun 13.000 dolar getirisi var. Büyük bir ihtimalle şundan bir tane kurarız. Aylık 13.000 dolar gayet iyi para abi. Hiç kötü değil. Hatta bundan varsa yoksa 2-3 tane kurarız. Çok da güzel para getirir. Bence bu şekilde yapalım arkadaşlar. Ek gelir olarak şuralara bir yerlere kurarız bunu. O kadar da dert değil. Buluruz bir kuracak bir yer bunu.
Her neyse arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Videoyu izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.